işte 1937'de büyük bir katliamla karşı karşıya kalınıyor. Ve bu asimilasyon bugüne kadar da devam ediyor. Yani öldürülenler, sürgüne gönderilenler, geride kalanlar da asimile ediliyor. Ve ilk yatılı bölge okulları Dersim'de açılıyor. Eğitim adı altında. Köylerden, mezralardan, kasabalardan çocuklar işte yatılı bölge okullarına dolduruluyor. Zorunlu tabii çoğu. Ve o çocuklar ana dillerini unutuyorlar. Yasak, Kürtçe konuşmak yasak. Türkçe öğrenilecek. Ve o çocuklar her gün sabah işte ne mutlu Türk'üm diyene, varlığım Türk varlığın armağan olsun sloganlarıyla asimile edilerek yetiştiriliyorlar. Alevi felsefesini, Alevi kültürünü doğru kanallardan ve doğru bir şekilde evlatlarımıza, yakınlarımıza, çevremize anlatmamız gerekir. Bu da bizim için bir mücadelenin en önemli olmazsa olmazlarından biri olmalı. Aleviliği Sünni İslam'ın içine almak isteyenlere karşı da mücadele etmeliyiz. Bence bu 1937'de katledilen canlarımıza bir vefa borcumuzdur. Bunu hayata geçirmemiz gerekir. Yani Dersim katliamı, Dersim soykırımı kendiliğinden gelişmiş bir soykırım değildir. Bir katliam değildir. Yıllarca hazırlıklar yapılmıştır ve bu şekilde bütün planlar yapılmıştır. Yerler tespit edilmiştir. Nerelere operasyon, nerelere yapılacağı tespit edilmiştir. Aşiret liderleriyle görüşülmüştür. Daha önceden 1936 yılında silahların büyük bölümü toplatılmıştır. Bu dönemde Dersim'in hem inancına, hem kültürüne, hem diline bir soykırım uygulandığı kanaatine varıyoruz. Bu tarihten sonra da günümüze dek de bu kültürel, sosyal, inançsal soykırımları devam etmiştir. Günümüze kadar gelmiştir. Dersim katliamından bu yana 84 yıl geçmesine rağmen gerek Dersim halkı, gerek Dersim dostları, gerek demokratik kamuoyu bu konuda yeterli bir hassasiyet göstermediği görmektedir. Aksi takdirde bu katliamlar maalesef bu katliamın sonu gelmeyecektir. Şu ana kadar sürdüğü gibi bundan sonra da sürmeye devam edecektir. Bundan sonra halkımızdan isteğimiz bu konuyu gelecek kuşaklara anlatalım. Geçmişte neler olmuş, neler bitmiş bilelim. Bunu bir intikam amacıyla değil, bir daha bunların yaşanmaması için, bu acıların yaşanmaması için ve bu konuda dilimizi, kültürümüzü, inancımızı çocuklarımıza aktaralım. Yetkililere de buradan seslenmek istiyoruz. Dersimlerin acıları üzerinden siyaset yapmayın. Bu geçmişle yüzleşin. Dersim'de taş üzerinde taş, laş üzerinde baş bırakmayacak şekilde büyük bir katliamdan söz edebiliriz. O coğrafya tamamıyla insansızlaştırılmış, yakılmış, yıkılmış, harabeye dönmüş bir coğrafya geride bırakılmıştır. Bunun adını katliamı dersiniz, mezarlı mı dersiniz, büyük felaket mi dersiniz, ne derseniz deyin ama sonuç itibariyle Dersim'de böyle bir olayın yaşadığı da
bir gerçektir. Aslında sadece katliam yapılmamıştır. Asimilasyon olayı devam etmiştir. Dezenformasyon olayı devam etmiştir. Çok farklı kirli bilgiler ortada dolaşıyor. Öldürülen insanlarımızı anıyorum. Sevgiyle, saygıyla anıyorum. Ve Seyit Rıza'nın anısına yazmış olduğum bir dörtlüğü okumak istiyorum. Safran rengine büründü gece ve bir an feri söndü gözlerimin. Zulmün hançeri çaplandı yürek biçare, tene dokundu ip, ah dedi dağ ve gül. Ay şafkı ne ki, gün sıcağı ne ki, zerdüşün kutsal atışıdır anımızdaki. 1937-38 Dersim soykırımın müdahale yöntemleri açısından Türkiye tarihinin en dramatik olaylarından biridir. Soykırım kelimesinin hala kabul görmemesi 1937-38 yıllarında Dersim'den nedensizce katledilen her insanın ihanettir. Politik, sosyal ve kültürel baskılar kurmak için üretilen politikalar insanca düşünme becerisini yok etmiş, tarihte Dersim'e karşı kapanmayacak yaralar açılmasına neden olmuştur. Dersim'de kadınlar, çocuklar, bebekler ve erkekler Türk ordusunun eylemleriyle toplu katliamlarla Dersim'de yok edilmiştir. Toplu katliamların gerçekleştirildiği bölgelerde bugün bile katliamın kalıcı izlerini görmek mümkündür. Bu sürecin hem zihinsel hem fiziksel olarak hayatta kalanlar üzerindeki etkisi tahmin edilemez boyuttadır. Bu insani yıkım üzerine toplumsal bir travma doğmuştur. Bu kara gün Dersimli insanların ya da katliamın gerçekleştiğini kalbine yerleştiren herkesi etkilemeye devam edecektir. Bugün Dersimler hala annesiz, babasız, kardeşsiz, komşusuz kaldığı zamanları hatırlarken suskundur.